SporX. Galatasaray'da şimdi sıra transferde. Galatasaray'da sıra transfere geldi. Galatasaray'da seçim süreci tamamen geride kaldı. Yeni başkan Dursun Özbek bu süre içinde mazbatasını aldı, Cumhurbaşkanı ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek, hoca işinde de sona geldi. Şimdi Cimbom'u hareketli bir transfer süreci bekliyor. Gündemde de hem yerli hem yabancı yıldızlar var. Hedef kısa süre içerisinde transferi bitirip yeni sezona bomba gibi girmek. HK'da ufak pürüzler. Jimbom, geçtiğimiz sezon orta sahadaki sorunlardan ötürü çok sıkıntı yaşadı. Devre arasında transfer edilen Erik Pulgar, son dönemde bu bölgeyi toplasa da halen istenen performans gösterilemedi. Şimdi Galatasaray, yıldız bir ismi kadrosuna katmak için uğraşıyor. Fransız ekibi Lille'den Heka için arada ufak pürüzler kaldı. Normal şartlar altında bu hafta içerisinde gelmesi beklenen 27 yaşındaki yıldız ile son detaylar görüşülüyor. Aradaki pürüzler de giderildikten sonra, bonservisi elinde olan Portekizli'nin takıma katılması için hiçbir engel kalmayacak. Yeniden Denayer. Daha önce iki kez sarı kırmızılı kulübe kiralık olarak gelen Jason Denayer, son olarak Beşiktaş'ın gündemine geldi. Şu anda Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'un formasını giyen Belçikalı'nın sözleşmesi sona erdi. Haliyle boşa çıkan 26 yaşındaki oyuncu için de yeniden girişimler başladı. Galatasaray taraftarının da çok sevdiği bir isim olan Denayer, senelik 2 milyon euro bandında bir ücret istedi. 30 Haziran'da resmi olarak boşa çıkacak olan Denayer ile sözleşme şartları masaya yatırılacak. Özellikle takımın yıldızı Marko'nun gitmesi halinde mutlaka yıldız oyuncu transfer edilecek. Kaan için görüşecekler. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan geçtiğimiz sezonda gündeme geldi. Fakat yeşil-siyahlı kulüp, o dönem yaklaşık olarak 5 milyon euro gibi bir bonservis talep etti. Gelinen noktada ise milli futbolcunun sadece bir yıllık kontredi kaldı. Sarı-kırmızılılar, savunma için de yerli bir yıldızı transfer etmek istiyor. Savunmanın sağında da görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklanacak. Galatasaray yönetiminin, çizme temsilcisine 3.5 milyon euro önermesi bekleniyor. Okan Buruk çok istiyor. Öte yandan yeni sezon planlamalarını Markao gidecekmiş gibi yapan Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın transfer edilmesi için Konya Spor ile resmi temaslara başladı. Haber Global'in haberine göre, Abdülkerim'in özellikle sol ayaklı bir oyuncu olması Marko'nun ayrılması durumunda sarı kırmızılılar için oyuncuyu cazip kılıyor. Galatasaray'ın başına geçecek olan Okan Buruk da bu transferi çok istiyor. Abdülkerim ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teklif yaptı. Mert Müldür hamlesi. 23 yaşındaki Mert Müldür için İtalyan ekibiyle pazarla oturacak olan Galatasaray'da bu transfer için kesenin ağzı açıldı. 2024'e kadar Sassuolo ile kontredi bulunan yetenekli futbolcu için bonuslarla beraber yaklaşık 5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi. Galatasaray'da kale ve savunma hattının yabancılardan oluşması nedeniyle bu bölgede kısmi olarak yerlileştirme hamlesi düşünülüyor. Bu nedenle sağ ve sol bek oynayabilen Mert Müldür'ün transferinin büyük avantaj yaratacağı düşünülüyor. Okan Buruk'un da Mert Müldür transferini çok önemsediği bildirildi. Cimbom, Mert Müldür olmazsa, Kayseri Spor'dan Onur Bulut'a yönelecek. Halil Bon servisiyle, iki sezondur kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için de önümüzdeki hafta temaslar başlayacak. 22 yaşındaki golcünün kulübü Brentford ile masaya oturulacak. Sarı-kırmızılıların hedefi ise bu kez milli futbolcuyu bonservisi ile birlikte almak. Seri zora girdi. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'ın formasını kiralık olarak giyen Jean-Michael Seri yeniden gündeme gelmişti. Şu anda bonservisi de elinde olan, son olarak Fulham'da olan Seri ile görüşmeler yapıldı fakat Fildişili futbolcu ile yapılan görüşmelerde yıllık ücret ve sözleşme konusunda orta yol bulunamadığı öğrenildi. Fil dişili futbolcunun, aslanın taleplerini yerine getirmesi halinde, yeniden görüşmelerin başlama ihtimali bulunuyor. Balde için onay bekleniyor. İtalya'da Cagliari'de forma giyen ve sözleşmesi biten Kita Balde, Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 27 yaşındaki Yıldız, Türkiye'de görev almaya sıcak bakarken, bu transferde aceleci davranılmayacağı belirtildi. Sarı Kırmızılılar, yeni hocası ile birlikte Senegalli'nin transferi için onay alacak. Fanatik Fanatik. Galatasaray'da Okan Buruk sonrası Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu. Galatasaray'da teknik direktör konusuna son nokta kondu ve Okan Buruk'la anlaşma sağlandı. Domenek Torrent ile sözleşme feshedilir edilmez tecrübeli hocayla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Okan Buruk'un neden 2 yıllık sözleşme imzalayacağı sorusu cevap bulurken, Arda Turan'ın da Galatasaray'daki yeni görevi belli oldu. Galatasaray'da teknik direktör konusunda günlerdir yaşanan belirsizlik dün akşam çözüme kavuştu ve sarı kırmızılı takımın yeni hocası Okan Buruk oldu. Galatasaray camiasından, hayırlı olsun, telefonları alan 48 yaşındaki çalıştırıcı, teşekkür ederek sevdiği isimlere dönüş yaptı ve bir anlamda sarı kırmızılı kulüpte anlaştığını doğruladı. Görev süresi 2 yıl olan Başkan Dursun Özbek bu sebeple Torrent'in sözleşmesini fesheder etmez Okan Buruk'a 2 sezonluk imza attıracak. Dursun Özbey'in yetki verdiği isimler, bir haftadır yabancı hocalarla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı. Alman Marco Rose ve İtalyan Dezerbi'nin maddi şartları el yaktı. Sosyal medyada Fatih Terim sesleri artmaya başlayınca köşeye sıkışan yönetim, daha fazla beklemek istemedi ve Okan Buruk isminde kesin karar kılındı. Haftalardır heyecanla bekleyen Buruk'un sonunda telefonu çaldı ve Paris'ten Florya'ya çağrıldı. Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan'ın dün akşamki düğününde de bu haber doğrulandı. Fatih Terim'e yakın isimlerin katıldığı düğünde, Okan Hoca ile Galatasaray anlaştı, ifadeleri kullanıldı. Torrental 1 iki gün içinde yollarını resmen ayıracak Galatasaray, salı gününe kadar Okan Buruk'u resmiyete dökmeyi planlıyor. Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve Cenk Ergün'ün altında sportif direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor. Geçen sezon Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra deneyimli teknik adamla birlikte fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Domenek Torrent tarafından çoğu maçta kadroya alınmamıştı. Spor otoritelerinin çoğunun iddiasına göre, İspanyol hoca, bu paylaşımı nedeniyle deneyimli futbolcudan intikam almıştı. Galatasaraylı olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini anlatan Arda, insanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler. Böyle bir şeye gerek yok ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim, demişti. 35 yaşındaki isim, futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktör olmayı düşünüp düşünmediği ile ilgili, bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim, ifadesini kullanmıştı. Fazla kiloları sebebiyle taraftarlardan birçok eleştiri alan Arda Turan, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 297 dakika süre aldı ve bir asist yaptı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.